Sevgili seyircilerim, yine güzel bir pazar günü birlikteyiz. Programıma olan ilginiz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Sağ olun, var olun. Türk sinemasının hazinelerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugün dolu dolu yaşanmış bir hayatla karşınızdayım. Sevgili arkadaşım Tamer Yiğit. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Tamer. Hoş geldin. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Seni görünce daha da mutlu oluyorum. Sağ ol. Ben de. Senin gibi sinemanın ta geçmişinden gelen, çok temiz, çok cici, çok prensesiyle beraber olmak, eski günleri anmak, eski güzel veyahut da yaşanmışlıkları tekrar yaşamak benim için ayrı bir zevk ve gurur. Teşekkür ederim. Herkese saygılar, selamlar. Sen gerçekten Tamer Yiğit deyince ne kadar vefalı, ne kadar dost, ne kadar arkadaş, hiçbir zaman ihmal etmeyen, hep hatır soran bir arkadaş olarak seni hatırlıyorum. Onun için sana çok teşekkür ediyorum. İstersen söyleşimize çocukluğumuzdan başlayalım. Çünkü çocukluk biliyorsun bir insanın hayatındaki en önemli dönem. Çünkü yarına hazırlayan çocukluğumuz. Nasıl bir çocukluk dersin senin çocukluğun için? Ekonomik sıkıntılar içinde hep geçmişteki Türk ailelerin o dönem ki Türkiye'sindeki bütün ekonomik sıkıntıları yaşadık. O sıkıntılardan sonra işte ilkokul, ortaokul, lise, Balıkesir'de bitti. Evet. Sonra üniversiteye İzmir'e gittim. Evet. İktisadi ticari o zaman yüksek ticareti. Sonra İktisadi ticari ilimler oldu ben okurken. Oradan da yarışmaya katıldım. O dönem yurtta kalıyordun değil mi? Varyan talebe yurdunda kalıyordum. Evet. Talebe yurdundaki arkadaşların ses mecmuasına galiba müracaat etmişlerdi. Evet, biraz da geç kaldım ben. Bir gün oturuyoruz yurtta yine parasızlıktan dem yani. O zaman da böyle bir öğrenci hareketleri falan da var. Her zamanki gibi o jenerasyon hükümetin durumu da biraz şeydi. Bir arkadaş geldi, elinde üç tane resim var, bu mu falan. Bir tanesi atlet fanine, bir tanesi yarım portre, bir tanesi boy falan. Cemil'di çocuğun ismi. Hemen yurtta yan odamızda oluyordu. Dedi bu mu. Ya ne mi bu? Ne olacak bu? Onları öğrendim. Ses mecması bir yarışma açmış. Oraya bu resimleri gönderecekmiş. O kadar. Benim de canım sıkılıyor. Dedim ki ya, para yok, pul yok. Para var ama 25 bin lira var diyor ki çok uçuk bir para. Para ödülü vermiş. Evet, çok uçuk bir para. Ya bu parayı ne yapayım? Biz de 100 para arıyoruz çekmecelerde. Dörtte bir ekmek almak için yani. Bu da yerlerde. Tam talebe hayatı. Bir talebelik. Ondan sonra dedik ki ya ne oldu? 25 bin lira. Ne oluyor? Dedi cuma gün bitiyor. Yapma ya falan. Ben de aynada tıraş oluyordum perşembe günü, akşamüstü. Dedim ya bir gideyim bu 25 bin lira. Evet. Daha önce de İzzet diye bir arkadaşıma söyledim. Beraber sinemaya gidiyorduk. O da yurt müdürü. Ya dedi bir yol sen gidiversene dedi. Aynen tabiri bu. Ben dedim ya dalga geçiyorsun. Bak böyle dalga geçersen ben geri dönerim şimdi. Senden sinemaya da gelmem. Yok dedi, Fahri Baba Parkı'ndan Eşref Paşa'dan aşağı doğru konağa iniyoruz. Dedi ki ya Allah aşkına git. İyi peki. Sabah öğleden sonra tıraş oluyorum. Aynada herhalde kendime güvence mi geldi bilmiyorum. Yol geldi. Yok öyle deme. Yani İzzet'e bayağı vallahi yakışıklı dedi, bir ya o zaman delikanlıydın. Aynaya falan bakma şeyi de yok. İşte bir top, bir şey, okul böyle bir meselemiz var yani. O kadar büyük hayaller kuramıyoruz yani. Öyle mi? Hayır. Hayaller kısıtlı. Ondan sonra İzzet'e dedim ki ya ben gidiyorum ama bende para yok. Kaç dram var dedi. 7,5 dram var dedim. Dedi tamam 15 lira da ben veriyorum dedi. İstanbul'a Basmane'den sabah arabaya, akşamüstü arabaya bindik. O zamanlar büyük otobüsler gidiyordu. Sabahleyin Tophane'de indim ben. Ne İstanbul'u tanıyorum ne biliyorum. Ay. Bir tane... Tabii giyecek eşyam da yok. Birisinin camından girdik, kazağını aldık. Birisinin pardüsünü aldık. Kimin yeni nesi varsa yurtta. Onları ufaktan sevdiğimiz arkadaşlardan aldık. Evet. Geldik, Tophane'den elimde bavulla, samimi söylüyorum.
Sultanahmet'te Balıkesir Talebe Yurdu var. Oraya kadar geldim. Konservatuvarın karşısında eski. Hı hı. İşte orada sabah 7 saat aynı liseden mezun olduğumuz arkadaşların bir kısmı da orada kalıyor. Biraz yattım falan. Sonra kimseye hayırdır nedir falan kimseye de bir şey söyleyemiyorum. Aşağı doğru indim. Sultanahmet Meydanı'ndan yukarıya doğru soruyorum. Ses mecmuası nerede? Ses mecmuası nerede? Amca ses mecmuası. Daha yaşım da 19. Ya, sahiden çok... Biraz yukarıda, biraz yukarıda. Netice sesin kapısına kadar geldik. Orada bir adam oturuyor böyle. Muharrem Efendi'ymiş. Sonradan adını duydum. Hayrola dedi. Dedim yarışma. Bırak resim. Resim yok dedi. Yok o zaman yukarıda kimse dedi. Allah Allah. Oy nasıl muamele? Hadi geri döndük. Saat 11 bu dediğim. Saat 2'de bir daha gittim. Ve o gün son gün. Son gün, cuma gün son. Hayır döneceğim, şeyim kırıldı, moralim de bozuldu. Ama İzzet'ten 15 lira aldım işte sonuca. Vereyim İzzet'le diyorum. Ya gittim kovuldum diyeyim. Sonra bir daha zorladım. Daha gelmediler dedi. Hani tamam kasabalıyız ama yani bir iş yerine yahut da kaçtı açıldı. Biliriz. Yani belli. Üçüncü defa arkadaşım var Balıkesir'de. O dedi ki ne yapıyorsun yani? Böyle böyle dedim ya sokmuyor. Ya beraber dur ya falan. Neticede. Adam Muharrem Efendi bir arkadaşla konuşuyor. O çekildi. Bırak yukarıda diyor. Gözlüklü. Evet tüy paltosu var böyle gram. Giyinmiş. O çekildi, adam benimle kaldı. Benim saçlar biraz şeyli. Tıraşlı. Tıraşlı, bir milim kadar. Pardüsü buralarda. Bir kazak burada. Yamuk falan. Adam çıkıyor, bir kat yukarıdan çıkıyor o arkadaş kimse. Tanımıyorum bile. Hı hı. Üçüncü kata çıktı, ses yazıyor. Böyle bir kapıda perdeli bir açtı. Hemen sağda bir masa konuştu, bıraktı. Bir şeyleri geri çıktı. Ben giremiyorum kapıdan içeri. O da mı yarışmaya katılıyor? O yarışmaya giriyor. Zarf bıraktı. O çık üçüncü katta dedi. Ben duydum. O çekilince Muharrem Efendi ile karşılıklı kaldı. Sen de çık dedi bana. Çıktı ama şey kadar. Sizin bıraktı. Sonra adam çıktı. Hadi bir gireyim bir girmeyeyim derken öyle kapıyı bir açtım. Böyle bir Nisan camlar açık. Bir kronder yaptı. Bir askılık düştü. Bir tüyün. Şeylerle, paltolarla birlikte. Allah. Sağda bir masa, sonra ismini öğrendim Vahit Bey. O zaman sesin kadrosu çok kuvvetliydi o. Enis Olcay Tular. Çok önemli bir yergeydi gerçekten. Evet, Semiral Bilbaşarlar, Rende Boğdalar falan. Sesin en güzel zamanı. Semiral Bilbaşar öyle bir şey söyledi ki ben çok utandım demişsin. Bir röportajında okumuştum. ne dedi ki utandı? Anlatacağım şimdi. Ondan sonra geldim Vahit Bey'e dedi ki, adam dedi ki ne var dedi. Ben dedi, ne dedi yarışmak için. Bırak resim. Resimler yok dedim ben resimsiz geldim. Niye dedi. Ya geç duydum ben dedi. Şimdi baktı. İleriki masa böyle bir 8-10 metre ileride Semiral Bey arkadaş artist dolma gelmiş resimle. Ben Allah'a yalvarıyorum dedim ki ya al içine ve kapa. Böyle bir adam. Ay. Semiral kalktı. Semiral mi diyor. Allah'ım yarabbim. Geliyor sanki bir senede falan geldi öyle tahmin ediyorum. Bana sana öyle geliyor yani. Tabii. Baktı. Ne iş yapıyorsun sen dedi. Talebeyim dedim. Yok canım dedim. Beni talebe olarak da görmüyor yani. Yakıştıramadı yani. Şebekem burada işte. Şebekem vardı. Ha öyle mi dedi. Erol'a seslenin dedi. Erol Dernek vardı o zaman. Erol Dernek. Dedi. Ah canım. Çatıya dedi çıkarsın Tamer Bey dedi. Orada bir makara film çekildi. Aşağı indik tekrar. Ertesi gün dedi kal cumartesiydi ertesi gün. Hı-hı. Seni dedi prodüktörlerle tanıştırayım. Anlamadım dedim. Ya prodüktör kim abi? Ben yarışmaya geldim. Ben para alacağımı zannediyorum bir prodüktör. Peki kaçta? Saat 1'de gittik. O zaman İkbal film sahibi. Nusret Birsel, Nusret İkbal vardı. Biri Birsel film, Belgin Dorun. Evet. Kocasının abisi Nusret evet. Birsel. Bir de İkbal filmi sahibi Nusret İkbal vardı. Onlar oturmuş. Şevket Rado,
Semiral Bilbaşar, Hikmet Feridunes, böyle geçmişin o bayağı hızlı kalemleri. Evet. Sonradan isimlerini biliyor. Şimdi böyle bakıyorlar bana. En son o girdi, bu girdi. Kapının önü dolu. Kimi mektuplarla gelmiş falan. 5000 kişi müracaat etmiş, ben bilmiyorum. 5000 kişi o. Baktı böyle. Evladım dedi Nusret Gürsel, senin dedi saçta dedi resmin yok mu? Yok dedim. Yine aralarında İkbal'le bir şeyler konuşuyor. Nusret İkbal diyor ki ya benim için iyi diyor. Ben diyor benim için tamam, Allah Allah. Bir korku bastı. Artist benim için düşünüyor. Tamam diyor. Dediler ki tamam bakıyorum. Öyle olmazsa finalist olur. Beni finalist falan yapmayın, ben gidiyorum ya. Birinci olurum ya ben. Bana müsaade, Allah'a ısmarladık. Yok kal falan filan. Hemen ben ondan sonra bir kardeş vapuru var. Ona bindim. Döndün. Param yok tabii. Döndün. Tabii güverte döndüm. Bandırma'da indim. Balıkesir'de. Netice almadan dönüyorsun. Ay tabii. Öyle bak. Ya finalist tabii, falan tabii, olmam. Birinci seçeceksin. Şartlarımı koydum. Ya, geldim ya. Şey, ama hatta hala... dedim ki ben. Bana dediler ki ben finalist olmam. Olursam birinci olmam. Ben parayı alamayacağımdan. Onun için birinci olmak istiyorum. Niyetim var. Parayı alamayacağım diye düşünüyorum. Finalist bu... olursam para vermeyecekler bana herhalde. Ya, müthiş bir macera biliyor musun? Sen oraya oyuncu olmak için değil. Değil ya, sadece parayı almak. Parayı almak için. Ondan sonra şey olarak bir de dedim ki niye ol? Dedim ya ben de aynı konuşmanın içinde finalist yapmayayım mı? Birsel dedi ki niye finalist olmayacaksın? Allah rahmet eylesin, öldü hepsi. Nur içinde aslında. Dedim ya ben finalist olursam yurtta alay ederler benden. O da var. Evet. O da ya var. Dedi Belgin Hanım'la alay mı ediyorlar? Allah o Belgin Hanım bilmem, benden alay ederler dedim ben de. Ondan sonra Semiral dedi gitme kal falan. Diyemiyorum da abi, param yok. Nasıl kalayım? Döndüm ben borç parayla döndüm geldim. Sonra imtihanlara falan girdim. Ağustos, Eylül'de yatıyorum yine yurtta. Ders çalışıyoruz, kopya çıkarıyoruz, böyle bir şeyler. Bağırıyorlar aşağıdan. Balıkesirli Tamer, Balıkesirli Kazandı. Tamer. Evet. Bizde de bir şey var, böyle balkonu var. Çıkıyorsun, ıslıyorlar falan. Ya aşağıda misafirim var, bak bir defa yemezler falan. Yurdun adamı geldi. Bu defa fotoğrafçı göndermişler. Geldi, dedi ki ya böyle böyle birinci seçildi, resimlerini çekeceğiz. Hadi yine odalara girdik, eşyalar, meşyalar, işte fuar, konak meydanı, şeyler, resimleri çektik. Tabii, ya diyoruz arkadaş aç da gelmiştir, ne yapalım? İzzet bir yemek ısmarladı. Arkadaşımızı geri gönderdi. Erol gelmedi ama başka bir fotoğrafçı geldi. Ondan sonra birinciliğim ilan edildi. Sonra bir Birsel Film çağırdı. Birsel Film çağırdığı zaman ilk film başladı. İlk film Belgin Doruk'la. Belgin Doruk. Ne kadar büyük bir heyecan düşün. Evet, bir 19 yaşında bir talebe çocuk Belgin Doruk'un karşısına çıkıyor ve ilk sahnesini çekecek. Benim ilk sahnecimi çekeceğim. Yurtta kalıyorum, param yok. Kiralık elbise alıyorum. Kapalı çarşıdan takım elbiseyi giyiyorum. Ertesi gün bırakmak mecburiyetindeyim. 150 lira. Elbisenin zaten kendisi. Kirası. 500 lira, 600 lira. Kirası veriyorum, elbise satılmış. Rahmetli Oksal Pekmezoğlu. Necat Saydam'ın asistanıydı. Ya yandı elbise işte, temizlerken çıkmadı bilmem ne. Abi olur mu? Nasıl ödeyeceğim? Özdemir Birsel'in pijamaları. Film firması da diyor ki tutmazsa paramı vermeyecek. Ah. Evet. Yani parayı bir avans gönderdiler. Onun gerisi masa film gelmeyecek, para vermeyecekler, olay belli. Ben işte minibüsten yurtta iniyorum, yurtta kalıyorum, yurttan yürüyorum, bizim Beyoğlu'na sokağa geliyorum. Ha. Birinci film böyle bitti, ta galası oluncaya kadar. İkinci filmde, üçüncü filmde para almaya başladım. O zaman da film başına para alacağımı öğrendim. Hı hı. Bu defa da Birsel Film benden bir katı mukavele yaptı. Senede iki film. İşte altı filme müsaade ediyor. Yani topu altı film.
bir yerlere de bırakmadı. Belgin Hanım'la gidersen falan filan. Tahtitler bilmem ne bizim Yeşilçam maceraları. Ama tuttu öyle film. O filmle ilgili bizim elimizde görüntüler var. Senin ilk doğru. filmin. Doğrudur. Ondan birazcık seyredelim mi? Tabii tabii tabii. Burada. Tabii. Ne bakıyorsun be? Hadi acele et, sallanıp durma. Hoş geldin kimseye. Hoş bulduk. Sana söylüyorum, hadi sırtla şunu, ne duruyorsun? Bundan senelerce evvel nehir kenarında bir çiçek yaşıyordu. Bir gün güzel küçük bir kız o çiçeğe sahip olmak istedi. Koparmak için uzandı, birden nehre yuvarlandı. Bir delikanlı yetişti ve o kızı sulardan çekip çıkardı, hayatını kurtardı. Günler geçti, o kızı merhametsiz bitiren çekti götürdü uzaklara. Bir gün o merhametsiz dediğim tren aldı getirdi gene buralara. Gelen acaba o 4 sene evvelki andan hiç değişmedi mi? Ya ilk film 1962. Ve 62 evet. Ve 19 yaşındasın evet. Ve ilk filminde Türk sinemasının en büyük starıyla karşı karşıyasın. Evet. Nasıl bir duygu, nasıl bir heyecan, nasıl atlattın daha doğrusu o heyecan? Anlamıyorsun ki onu Hülya, o boşlukta anlamıyorsun. İnan sen bir söylüyorum, sete götürdüler beni. Bu dediler Ayhan Işık. Ayhan Işık eskiden hani... Gözümüzde star olarak ya bu mu ya Ayhan Işık? Ya insan olduğunu insan. O zaman anlayabiliyorsun. Yoksa gözünde büyüttü bir başka bir şey, gördüğün evet. Şey başka bir şey gibi geliyor. İlk sahnede çok heyecanlanmadım desem yalan söylerim. Dümdüz gel zaten bir yağmur sahnesiydi ilk sahne. Bayağı da ıslattılar beni heyecanımı falan da nasıl titrediğimi de bilmiyorum. Yardımcı oldular. Necat Saydam falan çok yardımcı oldular. Çünkü ben tanıdığım sinema hayatım boyunca hep ekip sahip çıkar. Gelen genç evet. Arkadaşlara evet. Mutlaka sana da sahip çıkmışlardır. Sahip çıktılar. Bayağı şey yaptılar ama işte bağlayan 3-6 filmdi. Diğer yerlere gidemedim. Bir şeyler oldu. Ondan sonra da 62'den hı hı. İşte 2019 57 sene geçti. İki evet. Film yapıp giderim ben dönerim derken. Geldim. Yaşım 77 oldu. Maşallah. Zaten bir yere kadar samimi söylüyorum hep ben memleketime dönerim. Bir yerden sonra ben Balıkesir'e dönerim iddiasıyla hareket ettim. Bir yerden sonra anladım ki Balıkesir'e dönemeyeceğimi. O zaman da bıraktığım bir takım şeyler, harcadığım bir takım şeyler oluyor. Hı hı. Onları toparlamaya uğraştım. Zaten ben fazla başka işler, evlilik yaparken, inşaat yaparken sinema yaptım mı, yapmadım mı bilmiyorum. Bir şeyler yaptım ben. Aslında ne yaptım bilmiyorum. Hem bir hayat gailesi var değil mi? Samimi söylüyorum. Evet. Benimki belki de... biraz daha yorucuydu. Evet. Çünkü bir evliliğe girdim. Evliliğimde bazı meseleler oldu. 10-15 evet. Sene. Bunun içinde işte vurdu kaldı, kaçtı, öldü düştü. Film vermeyin buna ölebilir falan çizgisi içinde. O dönemde tabii çok ünlü bir ailenin kızını evet. Sevdin. Evet. O bir aşk izdivacıydı. Ancak aile buna izin vermedi ve canınızı çok acıttılar. Evet. Çok canınızı sıktılar. Evet. Hatta bir lafım var. Herkesin düğününde konfetiler ya, benim düğünümde kurşunlar yağdı ne derse sette diye. Sette de öyleydi. 4-5 yani, defa set bastılar. Evet. 5-6 defa kurşunlandım. Hatta bunların birinde ikisinde Mehmet Aslan'dı bir tanesinde rejisör. Erdoğan Engin'di kameraman. Aynur Akarsu vardı. Aynı arabanın içinde bizi kurşunladılar. 27 el Halkalı'da. Film 27 el mermi çevreden toplandı. Tesadüfen olmadı. Tamer, herkes de zaten bunu belki bir reklam vasıtası falan gibi mümkün. Yansıttılar. Yok işte parası için evlendi. Ne parası? Hala öyle bir para yok. Hala miras kavgaları var. Böyle de bir para yok. Ya. Böyle bir para için de izdivaç yapılmadı. Mümkün. O zaman için makul gönderdi. Şekil buydu. Sevdik. Boğuştuk. Sahip çıkalım dedik. Sahip çıkalım dedikçe...
Daha bakağa gittik. Karakollar, adliyeler. O zaman askeri hükümet vardı. İşte ya da emniyete gidiyorsun. Siz artistler işte bunu yaparsınız. Ya ne alakası var yani? Artistler ne yapar? Yani siz artistler böylesiniz. Siz artistler şöyle. Yok örfi idare vardı. Selimiye'yi aldırdı. Yok işte sirkeciyi aldırdı. Ay ne kadar mı? Yok esrar satıyor. Yok kaçakçılık yapıyor. Suçlamalar da böyle. Var. Tabii tabii bir sürü suçlamalar. Ondan sonra adam tutup vurdurmalar falan kalktı. Oldukça... Bu macera içinde üç tane çocuk oldu. Durumlar oldu. Öldün kaldın, sağ mı kaldın, koştun mu, düştün mü derken... Allah bağışlasın. Torunlar oldu. Böyle bir hayat gidiyor. Onun için sinemaya fazla bakamadık. Gerekli şeyi de gösteremedim. Yani dikkati de gösteremedim. Çünkü bu bunalımlar içinde ekonomik... Tabii ki. Oluyor. Biliyorsunuz tabii sinema durduğu yerde durmuyor. İşte her... Sinema çok kötü dönem. Değişimler yani. Yapıyor. O değişimler ne bileyim ben dram filmleri giderken komedi geliyor. Komedi giderken müzikaller geliyor. Türkücü filmleri geliyor. Fantazi filmler geliyor. Bunlara bir ayak uydurayım derken bir tanesine uydurayım derken öteki bitiyor. Yani şimdi ama sinemaya döndüğümüz zaman bu kadar renkli yerlerde çalışan belki benim Hülya ya. Bu kadar fantazi film. Yok zor o. Yok maskeli beşler. Yaşa, ben de onu soracaktım. Ya Eba Müslüm Orhan. Bu kadar yakışıklı bir adam yani ekranı müthiş görüntünle dolduruyorsun. Bu arada tecrübe de kazanıyorsun. Aktör, iyi de bir aktör oluyorsun. Ama daha çok böyle sentimental drama, aşk hikayeleri falan derken bir anda seni... Avantür filmlerin içinde görüyoruz. Aksiyon filmleri. Ama o benim şeyim değil. Bu senin seçimin değil. Piyasanın şeyi. Şimdi piyasa ne oldu? Ben bunu söylediğim zaman bazen o dört yapraklı yonca diyorlar ya size. Bazen öyle anlıyorsunuz. Öyle değil. Yani şimdi bir drama star sineması vardı. Star sinemasından sonra kadın sinemasına döndü. Kadın ağırlıklı. Dört yapraklı. Kadın sinemasıyla bütün prodüktörler kadın paylaşımı içinde haftaları paylaştılar. Geriye hafta kalmadı. Ay şimdi ben sen ne yaptın dersen ben Türkan'la da 4 tane film tabii yaptım. Fatma'yla 6-7 tane film yaptım. Sizinle çalıştım. Ya buna benzer ama böyle çalışırken sizler star olduğunuz için benle olmanız bir yerde olmadı. Yanınıza X bir adamı koyarak Hülya Koçyiğit ismiyle yahut da Türkan Şoray ismiyle film satıldığı zaman bizim o afişte gereksinmemiz bitti. O zaman bizim afiş başı olmamız için bir yerlere gittik. Bir yerlere dedim başka bir prodüksiyona gittik ve avantüre gittik. Yılmaz Atadeniz'le falan. Yılmaz Atadeniz, avantür çeken rejisörler kimlerse, Natuk Vaytan bilmem neler ve avantür sinemayı yapmaya başladık. Çünkü kadın sineması geldi, orada yerimizi kaybettik biz. Bir arayışa girdiniz ve avantür filmleri... Ama kaybettik orada. Anladım. Şimdi geldi Türkan filmi, Hülya filmi, Filiz filmi, Fatma filmi afiş başı oldu. Ben Hülya Koçyiğit'li film istiyorum. Arkasında Tamer Yiğit varmış. Ahmet Efendi varmış. Hiç adam için önemli değil. Ya yapma bu kadar mütevazı. Hayır öyle. Çok rica ediyorum. Şimdi ekstra o kadar bazı adamlar yan yana gelmiş konular var. Onlar ben umumiyetle yüzdelere vurduğum zaman o %10, %15 yani. Hülya Koçyiğit, Tarık Akan. Tarık Akan'ın geçmişte rahmetli. Evet. Eski zamanı belki Kadir İnan'ın. Çıkış zamanları belki. Ama ondan sonra o da afiş başı gitmeye başladı. Onun için yerimizi avantüre kaydırdık. Birçok da avantüre kaymak mecburiyetindesin. Başka türlü müthiş yok. Müthiş tutuldu o filmler ama ya, değil mi? Evet. O mesela biz bir maskeli beşler çektik. Kendimize alay ediyorduk. Maskeli beş var mı kardeşim Türkiye'de? Böyle bir şey var mı? Yok. Bir Allah aşkına elimizde görüntüler var. Bir seyirci maskeli de görsün. Maskeli beşler. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ertem Eğilmez film çekti. Ertem Eğilmez batıyordu. Maskeli beşleri çektik biz. Kurtardı. Vallahi firmayı kurtardı. Samimi söylüyorum. Ne kadar onu büyük iş ya. Bir film diye başladık. İki film oldu. Sonra işte Ertem rahmetli oldu. Oğlu yine modern maskeli beşler çekti. Ya şimdi bakıyorsun.
Zorro. Ya Zorro var mı? Yok. Ya hakikaten bu sinemanın bir ölçüsü yok değil mi? Yok. Şunu yaparsam yok. Tutar, bunu yaparsam tutmaz. Türkiye'de Zorro nedir? Efe'dir. Efe de çektim ben. Yörük Ali çektim. Hmm. Ege'de diyorlar ki tamam Efe filmi güzel. Git Karadeniz'e ya da Doğu Anadolu'ya. Baldırı çıplak adam mı olur? Ya Efe'nin kıyafeti bu işte. Değil. Oturu var, elinde tüfengi var, kafasında şey yok. Hayır, onu kabul etmiyor. Çok ya önemli. Şeyler çok değişik. Ya Türk sinemasında olmayan kalmadı. Evet. Ya uzay filmleri şekilli bilmem. Ama fantazilerde en şeyli film... Ya ben şimdi... hükümette de bir şeyim var koskoca. Hükümetteki bakan arkadaşlar diyor ki ya ben diyor maskeli beşleri de diyor. Seyrettim babamdan senin için dayak yedim. Niye diyorsun? Yumurtayı sattım, tavuğu sattım. Kime gittim dayak yedim. Maskeli beşleri. Yani bunun yanında ya bizim seyircilerimiz de seyretsin şu maskeli beşleri ne olur bir bakalım Allah aşkına. Çok enteresan çünkü. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Geç kaldın korkusuz. Buralarda işler karışmış. Adamlar güpegündüz tren basıp valiyi kaçırıyorlar. Festival başlayacak desene. Artık hiçbir şey yapamayacaklar. Çünkü maskeli beşler onlar için korkulu bir rüya olacak. Bu rüyanın bitmesini hiç istemem. Artık bu toprakların da kanuna, adalete ihtiyacı var. Bunu da siz gerçekleştireceksiniz. Bu topraklardan her şey kalkabilir. Yalnız bir tek şey hariç. O da intikam. Ramon'un gaddarlığına uğrayan zavallılar arasında benim annem babam da vardı. Bu maceralı hikayeler müthiş iş yaptı. Biz bunların avantür kısmını Yılmaz'la beraber ayarlıyoruz. Atadeniz'de. Bir tane düşünemedik. Tren sahnesi vardı. İşte maskeliler tren köprüsüne çıkarlar. Meksikalılar trenin üstünde giderken Meksikalıların üstüne atlarlar. Türk nerede bu yer? Halkalı'da. Evet, Halkalı'da gittik. Tren tutuldu. Nait vardı o zaman Ertem'in orta. Tren şimdi geliyor. Kamera aşağıda. Yılmaz Atadeniz. Ben işte Yılmaz Göksal, Yıldırım Gencer, Panter diye bir çocuk falan vardı. Hepimiz maskelilerde yukarıdayız. Tren gelecek. Meksikalılar trenin üstünde. Tren geldi. Lokomotif pof dedi. Aşağıdan bir şey gözükmüyor. Yılmaz Atadeniz bağırıyor. Atla! Atla! Ben bağırıyorum. Atlanmıyor! Gözükmüyor aşağısı. Çünkü bak onların arası böyle saniyenin onda birinde geçiyor. Atlasan öleceksin. Allah! Ay! Biraz duman dağıldı. Ben... Zaten bütün ayetleri orada öğreniyorsun avantürde. Allah'a yalvararak bıraktık kendimizi. Ben Meksikalı önce böyle düştüm. Babamın sonra adamın üstüne düştüm. Arkama bakıyorum hiç kimse yok. Hiç kimse atlamıyor. Yılmaz dedi ki bir daha. Anlamadım dedi. Bir daha. Ay, çekememiş ben mi? Gidiyorum. Yok. Sonra montaj yaptılar. Atlanacak gibi değil. Ben de bilseydim öyle olduğunu ben de atlamazdım. Ya bazen insan... Peki ama bu nasıl bir cesaret mi? Aşk ya, mı? Ya ne, cesaret ne bu? Nasıl bir... Bak, nasıl atar insan kendini? Olmayınca kendini ortaya koyuyorsun. Hı. Yani 5 metreden atlayacağına 20 metreden diyorsun. Koyun atlarım. Yahut da bir attan diyorsun giderken düşerim. Şimdi avantürde Amerikalı at düşürüyor, bir ayağına çelik teli takıyor, dublörü var, asılıyor. Toprağı da şey gibi yapmış, pamuk gibi atla beraber düşüyor. Bizde öyle değil. Bizde kazığı çakıyoruz, atın iki ön ayağına köstekleri bağlıyoruz. Oradan bir urgan alıyoruz kalın, 100 metre böyle. Urgana bağlıyoruz iki ayağını, bir ipin ucunda kazığa bağlıyoruz. Bırakıyoruz atı, dizden aşağı çekiyoruz çekimden. İp kasılıyor tabii, bitiyor. Devrim. Allah, la ilahe illallah, kuzey neresi, güney neresi? Özengiden de alıyoruz. Samimi söylüyorum. Şu anda komik bu şeyler. Yani bunu çekerken o kadar komik değil, tam tersi. Can, abi, hayat, memat meselesi. Yani düşüyorsun bir de, ha diyorsun, bütün bağırsaklarım falan çıkıyor. Yer değiştiriyor, beynin bu, bunu insanlar dublerlerle yapıyorlar yani. Çok gülünç hadiseler var. Çok. Aynı yine böyle bir film şey, balkon böyle yukarıda.
Ben de içeriye gittim. Biraz koşarak hız alayım. Balkonun parmaklıkları var. Takla atamam diye. Çocuklar da araba var. Arkada branda tutuyor. Oskiler falan. Ah canım, set işçiler. Şimdi Yılmaz'la konuştuk. Dedi ki ne yapacağız? 8'e kadar sayacağız. 8'e kadar saydığım zaman koşmaya başlıyorum. Ya. Kamera anca İrfan Atasoy'la geliyor. İrfan arabaya biniyor. Aynı kadırda ben o. Tamam mı? Tamam. Başladım ben. Motor dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa, elimi koydum. Dönverdi var. Ne yatak var, ne bir şey var. Aşağıda konuşuyor herkes. Eller, kollar bilmem ne. Ben Hazer Fen Çelebi. Çakıldım. Zor. Ne diyorsun? Aman yarabbim. Ensemle sırtımın arasına düştüm. Nefes alamıyorum. Kaldırıyor çocuklar. Abi kendine gel. Abi kendine gel. Abi kendine gel. 3 dakika. 4 dakika. Hangi dediğim şey bıraktı bunu? Yılmaz Atadeniz motoru bağırarak diye hafif söylemiş. İrfan orada bir yanlış yapmış gelirken. Stop stop demiş. Ben motoru duyuyorum, stopu duymuyorum. Peki neden dublör kullanmadın bu kadar tehlikeli sahneler için? Ya şimdi bu işleri yapacak zaten çocuklar. Mahdur şeyde, vicdani hesapları yapıyorsun. Bir de dublörler tek yönlü hülya. Kimisi parandı atıyor, kimisi bilmem ne yapıyor. Bizim daha ağırlıklı koyduğumuz hadiseler içinde dublörlerin her zaman hayat riski var. Aa, yani parayla atmak, bir bilmem ne atmak değil. Değil, yani risk olunca göremiyorsun. Mesela Bozane'de köprüden dereye atlıyorum. Köprünün ayakları aşağıda kalmış. Yeni köprü yapılmış. Alnımı vurdu geçti. Yani suyu kontrol edemiyorsun. Yani o su çamurlu şeyle. Eskiden de orada köprü var mıydı bilmiyorsun. İşte jandarmadan kaçıyorsun abi, köprüden atlıyorsun. İyi tamam, atlıyorsun ama aşağıda ne var onu bilmiyorsun. Nasıl gözüm karaymış yani sen ve tabii şimdi, ki... Ama bunu yapıyorsun, niye yapıyorsun? Bir adam prodüktör gidiyor, bir Amerikan filmi seyrediyor ya da bir Avrupa filmi seyrediyor. Abi orada şey yapıyor, böyle yapıyor. Ya da diyor ki Cüneyt havada 5 paranda atıyor, 2'de kanat çırpıyor, öyle düşüyor. Ulan ben de yapayım diyorsun. Tabii gaza ya. Geliyorsun. Gaza ya. Geliyorsun tabii. Otomatikman gaza geliyorsun. Bunun malzemeleri var. Daha riske girmemek için. İşte bir trampolini var. Süngeri var. Elbette. Bunları getir diyorsun. Ben getiremem abi diyor. Böyle ne bir minibüsten yola çıkıyorsun. Ben getiremem abi diyor. Nasıl bir özür? Koymasan hadi diyorsun ki ya o antir çekiyorum. 2-3 hareket olsun. Şu olsun bu olsun. Ben süsleyeyim bunu diyorsun. Süslemezsen iş sıradan yapmıyor, sıradan gidiyor. Ekmek paran için bir takım şeylere giriyor. Keyif için hiç kimse bunu yapmaz. Ya, yani iki tane mahallede tatlıcı adam vardı. Onun anneannesi vardı. Haftada bir ziyarete gidiyorduk. Çıkıkçıydı. Oran burası. Tabii. Bir de kırdığı zaman diyor ki ulan kırdı, atlamasını bilmiyor. 2 gün setin paydası oldu diyor. Ya Türk sineması prodüksiyonu evet. Biliyorsun ya. Ben biliyorum, yani ben biliyorum. Daha detayını anlatmaya gerek yok. Ekabir inciniyor. Yani incinmesine gerek yok Ekabir'in ama maalesef. Ben biliyorum da herkes de duysun, bilsin istiyorum. Gerçekten dün nasıl film yapılıyordu, hangi şartlarda evet, film yapılıyordu, nasıl bir özveriydi, o nasıl hayatlarımızı ortaya koyarak bazen hani her türlü tehlikeyi göze alarak kim bilir sen kaç defa ölümden döndün ya da sakatlandın. Oran buram çıkıkçılara gidip düzelttiriyordum diyorsun. Filmi yarım bırakamazdın. Günler sayılı günler zaten çalışıyordun. Gün sayılı, metrajın sayılı. Ya. Metrajın da sayılı. Atın sayılı. Araban sayılı, ay, araba getireceğim abi. Deyince aklıma bir hikaye geldi. Çok gülmüştüm ilk duyduğum zaman. Yılmaz Atadeniz'le bir film yapıyorsunuz. Bir at kullanıyorsunuz orada. At sahibi bir müddet sonra atını alıp götürüyor. Yeter bu kadar diyor. Çekim yapacaksınız, at yok. At da siyah. Siyah atın yerine sete bir beyaz at getiriyorlar. Hemen pratik bir çözüm bulunuyor. At siyah boyanıyor. Onu anlatsana Allah aşkına. Şimdi gelen atlar araba atları. Değil mi? Bahçeköy'den, ormandan odun çekiyor atlar.
O atın başı çok sert oluyor. Ne dönüyor ne şey yapıyor. Şimdi onun altına yatıyorsun, üstüne yatıyorsun. İşte kovboculuk oynuyorsun. Altından da iki tane mermi sıktığın zaman zaten bizim mermiler Ramazan topu gibi. At alıyor başını gidiyor. Şimdi at alıyor başını. Orman, taş, bayır, çayır, neresi su, dere. Üstünde doğrulamazsan, ata hakim olamazsan at yoruluncaya kadar seni götürüyor. Ya Bahçeköy'den Ağaçlı'ya kadar gidiyorsun. Arkandan bir atlı ya da atın sahibi başka bir atı varsa koşturuyor yakalamak için, o da imkansız. Yani şimdi atlava çekiyorsun, bilmiyorsun ki atı tanımıyorsun. Ne yapıyorsun? Surlardan atın üstüne atlıyorsun. İyi, brandaya atlıyorsun. İşte montajdan 3 metreden atın üstüne atlıyorsun. Atın üstüne atladığın zaman birinci olmazsa ikinci de at durmuyor yerinde. Tabii. Bir çekiliyor, korkuyor. Bir de tekme atıyor sana. El tabii Fatiha. Korkuyor. Şimdi mesela görüyorum filmlerde kalkan kılıç falan. Hı-hı. Yaklaşmıyor atla. Tak vurunca at kendi kendine. Çünkü alışık değiller dediğin gibi onlar at onu arabası. Anlatıyorum. Bir atta bir günde 10 dakikada 5 defa düştüm ben. Yarışlardan çıkmış bir at. Suya alerjisi varmış. Koşturuyorsun, koşturuyorsun. Bir yere kadar geliyor. Bir kazık fren yapıyor. Derenin içine bak. Aa, ne oluyor diyorsun. Tekrar dönüyorsun. Bir daha geliyorsun. Yine koşturuyorsun, koşturuyorsun. Yine aynı yerde. Yine aynı yerde. Yani avantürün derdi çok. Bunu çok. Anlatmakla bitmez. Yani. Doğru söylüyorsun. Anlatmakla bitmez. Doğru söylüyorsun. Ama tabii hep dram filmleri, şeyleri, kadın sanatçı arkadaşlarımız sizler tarafından ağırlıklı olarak yapıldığı zaman zaten belirli bir hafta var. O haftaya büyük sinemalarda giriyor. Böyle 1000 kopya falan yok ki o zaman Hülya. Yani 6 kopya, 8 kopya, 10 kopya giriyor. Ondan ona taşıyorlar falan. Hafta bulamıyorsun. Filmi çekmişsin. Haziran'ın ortasında film kapalı sinemada oynasa ne yazar, oynamasa ne yazar. Bu defa bir şekil koymak istiyorsun. Yahut da ufak prodüksiyonla çalışıyorsun. Ufak prodüksiyonunda kendine göre metrajı ufak oluyor, sıkıntıları ufak oluyor. Ben 1964 yılına götürmek istiyorum seni. Suçlular aramızda Metin Erksan. Bir sette siz çalışırken bir haber geliyor. Susuz Yaz Berlin Film Festivali'nde ödül almış. Metin abinin o gün, o anki duygularına sen şahit oldun herhalde. Çok mutlu oldu mu? Şimdi ne şeyde, yaptı? Şeyde çalışıyoruz. Harami Dere'de Mimar Sinan Köprüsü'nde çalışıyoruz. Hı. Hiç unutmuyorum. Raylar konmuş. Traveling yapılacak. İşte belgim var, ben varım. Susuz Yaz'ın ödül aldığı şey geldi. Haber geldi. Metin Erksan paydos dedi. Heyecandan paydos dedi. Evet. Wow. 6 gün, 7 gün çalışmıştık filme. Suçlular aramızdayı çekiyoruz. 7 gün sonra tekrar set geldi. 6 günlük çektiği bütün filmleri attı. Yeniden sıfırdan başladı. Bir sel filme çekti. Çünkü kıyamet koptu. Acaba yani böyle ödül aldıktan sonra o sorumluluk ağır bastı. Evet, ben evet. Şimdi buna göre daha evet. Özenli bir iş tabii. Yapıyor olmam ondan gerekiyor. Ondan sonra çok önemli. O film bitmedi. Sonra sizinle hepimiz kardeşize başladık. Ben evet, beraber. Adapazarı'ndan, Akyazı'dan gidip geliyordum. Beni Çiftçiler Köşkü'nün, Çiftçiler Köşkü var karşıda. Onun kayıkhanesi var. O kayıkhaneye 7-15 güneşi giriyor. Bir sahnemiz var. Suçlar sadece var. O saatlerde. Sadece 7-15'te oraya güneş geliyor. Daha Adapazarı'ndan 5 defa getirdi 7-15 güneşine beni. Bizim seti bırakıyordum, evet, buraya geliyordum ya. Gidip 7-15 güneşi hiç unutmuyorum. 7-15 güneşi. En sonunda yine güneş çıkmadı çünkü filmi bitiremedi Metin. Işıkla büyük 5000'likler geldi bilmem ne. Kayıkhaneye 7-15 güneşe girdi. Bir de Kasım'dan falan en son rahmetli ekranına. En sonunda lambalarla çektim. Lambalar. Büyük bir kadroydu ben. Kadro da güzel. Film her şey güzeldi. Güzel, her şey güzeldi ama yani bizi bayağı yordu. 2,5-3 ay sürdü. Ve genellikle zaten çok büyük, onun filmleri büyük değiş yapmadı yani. Ama Türk sinema tarihine bir tamam, imzadır. Güzel filmdi ama gereken işi de yapmadı. Kadro
Belgin Hanım, ben Sadri, ya pardon, Ekrem Bora, Leyla Sayar, Erol Taş, Kadir Savun. Muazzam bir kadro. Korkunç bir kadro. Büyük, Semih Sergen. Daha ne sayarsan say. Var. Korkunç büyük bir kadroydu. Evet. Bu kadar titiz, bu kadar orada Fransız seferiyetinin orada duvar var Boğaz'da. Ablacığım orada 4 saat falan beni dikti. Ancak şu anda elimizde Hepimiz Kardeşiz'den görüntüler evet. var. O ilk filmimiz. Onu seyredelim. Daha sonra da filmlerimiz var. Son Tren var. Gül Ağacı var. Ben Son Tren'i neye benzetiyorum biliyor musun? Kırmızı başlıklı kıza benzetiyorum. Hülya Koçit gelmiş. Prenses. Nazik böyle şey. Ben de o zaman yaş olarak. Tabii. Bir tane Neriman Köksal var. Tam anaç. Evet. Bir bastığı şey, yeri bir şey var adam var falan. Biz ikimiz böyle şey tavuk kümesinin içinde kalmış ufak civciler gibi. Sen bir tarafta. Diğer sen kadro profesyonel kadro. İşte Neriman Köksal kadın. Kötü kadın. Hülya Koçi. Hüseyin Baradan katil ma. Değişik bir şey geliyor. Ne renkli insanlardı, ne kadar evet, hoş Allah insanlardı, ne karakterlerdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin yani, ama yerleri hiçbir şekilde dolmayacak. Geçmişe bakar mısın ya? Çok zengin bir geçmişimiz var. Ben onun için diyorum Türk sineması bir hazine diyorum. İşte o zaman ne oluyor biliyor musun? Şöyle başlamak lazım. Bir varmış bir yokmuş. Bir yokmuş. Hadi evet, biraz. Zaman içinde hadi biraz. Bir Yeşilçam varmış. Hepimiz Kardeşiz'den Son Tren'den tamam. Bir iki bir şey seyredelim. Murat, ne zaman dışarı çıksan dönünceye kadar içimi yiyor. Bak ana. Kara Yusuf'un oğullarından dost olmamıza imkan yok. Onu sen de biliyorsun. Kocanı bile onları öldürmedi mi? Konuşmanı iyi bellemişsin ama faydasız. O peki dese bile ben varım karşında. Kara Yusuf oğullarının parmağı olan işe ölürüm de girmem. Kara Yusuf oğullarının bu işle alakası. Onlar da sizin gibi haklarını satıp paralarını al. Yalnız senin rızanla bitmez bu iş. Bak ana. Bu yabancı göz göre aramızı açacak bizim. Aranızı açan kim? Sen. İnsanın üstüne bu kadar var mı ya zorbalık denir. Benden hoşlanmadığını biliyorum. Bunun için hır çıkarıyorsun. Evlenmeyecek miyim senden? Öyle dememiş miydin? Sevdiğimsin tabii. Anamdan, Ali'den sonra en çok seni severim ben. Şimdi oldu işte. Şimdi rahatladım. Rıdvan Bey, size Adana Eşrafı'ndan İrmik oğlu Haşim Beyefendi ile Kerimeleri Pelin Hanım'ı tanıştırmak isterim. Kendileriyle Bursa'da teşerrüf ettim. 10 gün beraber bulunduk bir otelde. Eşlerine az tesadüf edilir, kibar ve mükemmel insanlardır. Sizi tanıştırmaktan adeta zevk duyuyorum şimdi. Müşerref oldum efendim. O şeref bize ait oğlum. Nevzat hanımefendi sizden çok bahsetti. O kadar metninizde bulundu. O kadar uzun uzun anlattı ki sizi. Gıyabınızda sizinle tanışmış gibi olduk. Nevzat Hanım çok seviyor sizi. Nevzat Hanım'ın sevgisine pek itimat edilmez efendim. Çünkü Nevzat Hanım kolay kolay kimseyi sevmez. Belki de huzurunuzu bozdum, beni affedin. Hayır, ne münasebet. Yani tek başınıza buralarda gördüm de sizi. Onun için söyledim. Yoksa... Bilmiyordum efendim. Madem ki doğru değilmiş, bir daha yalnız başıma dolaşma. Teslim olmayacağız. Bizi yakalamaya teşebbüs ettiğiniz anda bizimle beraber onların da cesetlerini yerde bulursunuz. Pelin Hanım hazırlanın. Onlarca, yüzlerce oyuncuyla çalıştın. Ama böyle en çok karşılıklı oynamaktan zevk aldığım bir oyuncu şudur diyebiliyor musun? Çok fazla ya, beraber çalıştın. Ya şimdi oyuncu olarak... Beğenmek başka, insan olarak ben benim çok... ölçülerim biraz insancıl. Ben Hülya Koçyiğit'i çok severim, sayarım, hürmet ederim sanatına da, kişiliğine de, kimliğine de, özel yaşantısına da. Fatma'yı biraz severim. Onun dışında yani geçmişten bu yana benim çalıştığım bir sürü sanatçı tabii, arkadaşlarım tabii, var. Çok... Bunların içinde en başta say dediğin zaman 1, 2, 3, 5 kişiyi, 15 kişiyi insan sevemez. Olmaz tabii. Yeşilçam
diyorum, biraz vefasızdır Yeşilçam diye de bir şey yok. O çamı da biz diktik biliyorsun. Bir sokaktır Yeşilçam. Evet. Bir varil aldık. O emek sinemasının arka çıkış kapısına diktik. Tabii sokağın ki. İsmi Yeşilçam. Sokağın ismi. Herkes Yeşilçam. İşte Yeşilçam'ın kendine göre kuralları var mı? Yok, kuralsız Yeşilçam. Yeşilçam'da sadakat var mı? Yok. Çünkü sadakat arayan prodüktörü alıyor, bir starı star yapıyor, star geliyor, ondan para. Adam bunu içine sindiremiyor. Hı hı. O zaman star onun için yanlış insan. Bir defa efendilik yapıyor, iki defa yapıyor, istiyor ki ya ben bir şeyler verdim devamlı. Devamlı böyle bir şey olmuyor. Olması da imkan yok. Şimdi iyi kötü günlerin oluyor. Hı hı. Kişiler yanında oluyor, olmuyor. Benim o evlilik hadisemde ben boyumun ölçüsünü aldım. Çok yalnız baktım. Kaldın. Çok yalnız kaldım. Çok bir prodüktörlerce mi? Bir sevdar, sedarüs, o der. Hani ya bu adama da yapılan yanlıştır diye iki tane çizik at ya, bir beyanat ver. Böyle bir şeyler yok Yeşilçam'da. Ha şimdiki dostluklar daha başka. Yani bu dizi ağırlıklı oyuncu arkadaşlar daha dizi, başka dizi anlaşılıyor. Dizi dedin de senin de çok evet, önemli dizilerin var. Evet ben bayağı dizi yaptım bilmiyorum benim Kurtlar kadar. Kurtlar Vadisi'nde. Yeşilçam'da yapan yok. Çok değil dizi mi? Yaptım. Bayağı. 8-9 tane dizi yaptım ben. Kurtlar Vadisi'ndeki karakterini izleyelim mi? Bir hatırlatalım. Ya izleyelim. Seyirciye. Kurtlar Vadisi var, Nilgün var. Yuva var, Gönül Dostları var, Fatma ile daha buna Çiçek benzer. Taksi. Savcının Karısı, Çiçek Taksi. Çok. Bunlar var. Şeyli diziler. Uzun. Yani uzun. Soluklu. Bir de tek bölümlük şey Mümin ile Kafir. Hı. Sümbül Teber, Osman Seder'le, İnsanlık bilmem. Böyle 4-5 tane de televizyon filmi çektim. Filmi. Evet. Çok Kurtlar Vadisi'ndeki karakter. Aktörlüğün yanında sen senaryo da yazdın. Hatta yapımcılık yaptın. Yapımcılık yaptım, senaryo hangisi yazdım. Hangisi daha zor? Senaryo yazmak mı, oyunculuk mu, yapımcılık mı? Yapımcılık zor. Zor değil mi? Ya, senaryo yazmak basit. Bir tane şey yaptım, onu Türkan oynadı. Adak diye İrfan. Adak, güzel bir film. Şey çekti. Çok güzel. Atıf Yılmaz çekmişti. Demin dedin ya, hep kadın starlar çok fazla öne çıktılar. O yıllarda çok fazla müzikal film yapılıyordu. Yani biz çoğumuz şarkıcı rollerindeydik. Evet. Ve o dönem bir ilham bizleri sahnede, sahneye davet ettiler. Sahne çalışmaları yapalım diye. Eminim seni de. Bir Fahrettin Aslan'la bir maceranız var, onu anlatır mısın? Ya gel Allah aşkına, gel Allah aşkına diyor. Sahneye çıkıyor. O zaman da gündemdeyim bu evlilik olayları vurdu kırdılardan dolayı. Dedim abi benim sesim yok, ben bir şey yapamam. Zeki de oturuyor, Zeki Müren beraber oturuyoruz. İşte haftada, ayda iki ay şurası, iki ay İzmir, iki ay İstanbul, Ankara. Sana istediğin parayı vereceğim, solist altı olacaksın. İster türkü söyle, ister dedim ben yapamam. Zaten buna müsait değilim. Yapabilsem belki düşünürüm. Zaten canım cebimde geziyorum. Yani oraya çıkıp da armut gibi birisi tarafından şişlenmek de istemiyorum. Yani dedim ki yapamam ben bunu Fahrettin Bey. Bana dedi ki yapamam, yapamam diyorsun. Sonra rahmetli Ayhan gibi dedi, böyle dedi şey durumda gelir. Ya Ayhan rahmetli oldu, başka bir şey, ya bunu konuşmayalım, bundan şeyimiz yok dedim ama hakikaten yapamam. Yani şu gün de çıkarsan şu gün de yapamam. Ya ben ya işte foylol yaptım, inşaat yapıyorum. Biliyorsun ben bayağı... Evet sen inşaat adamısın. Hem set yapıyorum hem... Evet. Şimdi orada da böyle bir plato var, film sokağı var. Hı-hı. Bu benim yaptığım inşaat. Ya şeyini, ne güzel. Ayazağa'da. Ne güzel. 148 dükkan yaptım daha evvel. Caddebostan'da bir şeyler yaptım. Yeniköy'de 80 tane daire yaptım. O benim yan işim. Evet. Sette tuğla geldi mi? Geçen gittim ve usta çalıştım. Çok şeker. Yani tabii ki takdir ediyorum. Elbette ki sadece sinemayla, sinemadan gelen kazançla bir aileye geçirmek yeterli değil. Çok onu zor takdir oldu. Ediyorum. Yani. Ama yine de oyuncusun ve bugün de hala şöyle kafanı yastığa koyduğun zaman şöyle bir rol olsa, şöyle bir senaryo yazsam,
keşke bu film çekilse diye hayal kurduğun bir şeyler var mı? Bir iki tane çok sağlam senaryom var. Çok iyi iş yapar ama esas yapmak istediğim şey inanç turizmine dönük bir belgeselim var benim. Bayağı ağırlıklı bir şey. Şeyden Adem'le Havva'dan bu yana Türkiye toprakları üzerindeki inanç turizmi, dört dinin yaşandığı, bütün peygamberlerin doğduğu topraklar, işte bütün medeniyetlerin üstünde olduğu toprak, yeni daha Göbekli Tepe'yi yeni açıyorlar bilmem ne. İlk ziraatın yapıldığı yer. Türkiye'yi bundan daha güzel bir şey tanıtamaz. Dünya çapında. İnşallah bunu gerçekleştirmek nasip olur. Profesyonelce bir şey yapmak istiyorsan onu öyle çekilmesi lazım ve Türkiye'yi bundan iyi de tanıtacak hiçbir şey yok. Çok haklısın. Programımızın sonuna geldik. Öyle mi? Ben doyamadım. Vallahi daha konuşacağımız çok şey vardı. Bir de baksana ne kadar çok sorularım vardı. Hepsi yarım kaldı. Vallahi. Ama çok teşekkür ediyorum Tamer. İnşallah tekrar İnşallah. Görüşmek üzere. Çok memnun olurum. Şeref duyarım. Sevgili Gurur seyircilerim. Duyarım. Seninle birlikte olmak, seyircinin karşısına seninle beraber çıkmak. Çok teşekkür Biraz ederim. Daha geriye döndürdü beni. Çok mutlu etti. Benim sağ olasın. Öyle. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili seyircilerim, bu haftalık bu kadar. Ama gelecek pazar tekrar birlikte olacağız. Yine Türk sinemasının bir değeriyle inşallah. İyi ki sinema diyorum. Ve size hoşça kalın diyorum.